Basri Bey'e dönmek istiyorum. Hasan Bey şimdi tespit var aslında burada diyor Dursun Bey. Hani bir karamsarlık yok. Ama Melik Bey bir umutsuzluk karamsarlık olarak okudu onu. Ya valla <laughs> Dursun Bey kendisini yüzde %99'dan kabul etti ama o konuşurken ben e, Özgür, e, Öz, Özgür Özgür Demir... Demirtaş'ın söylediğini anlamadığınızı anladım. Çünkü Özgür Demirtaş öyle demiyor. Yani bütün sorun enflasyondur. Enflasyon olduğu için enflasyon olacak. Aynen demiyor. öyle diyor hocam. Siz farklı bir otoloji olur zaten. Onu zaten söylemez. Evet. O bayağı mantıksız bir şey oluyor. Enflasyon sebeptir, her şeyin sebebidir. Enflasyon olduğu için enflasyon olur demiyor. Özgür Demirtaş şunu söylemeye çalışıyor. Basit iktisat teorisi mantığı üzerinde zaman zaman konuşulur bunlar. Asgari ücretin belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman yani normal eee genel iktisadi pazarın ya piyasanın, enflasyonun da üstünde verirseniz dediğiniz piya, olur. Yasanın belirlediği şartların üzerine çıktığı zaman şunu söylemeye çalışıyor. Piyasanın şartlarının üzerinde belirlediğinizde o işte piyasada para bolluğu yaratır. Hı hı. O parabolluğu nedeniyle piyasada talep artar. Talep arttığı için de enflasyon yükselir. Ya bu klasik bildiğimiz iktisattaki hikayelerden bir tanesi. Yani bu şu demek değil. Yani Enflasyon var olduğu için enflasyon tekrar var olacak değil. Mesela enflasyon her şeyin sebebi dediniz ya. Evet. Öyle de değil. Enflasyon her şeyin sebebi. Mesela enflasyon şu an Türkiye'de neden yükseliyor? Üretim az. Demek ki her şeyin sebebi değil, değil mi? Bir şey Aynen onun Bak, onun bir sebebi var. sebebi demiyorum. Enflasyonu çözelim. Ha. Nasıl çözelim? Üretimi artıralım, stokçuluğu tamam. anlayalım. Tamam, eyvallah, bakın. Yani üretim, talep arz arttığı zaman enflasyon... Hayır. Diğer, diğer ekonomik parametrelerle evet. ilişkilendirerek gidelim isterseniz. Mesela enflasyon neden yükseliyor şu an Türkiye'de? Hemen önümüzdeki, gözümüzün önündeki şeyden bakalım. Çünkü döviz yükseliyor değil mi? Dövizin değeri yükseliyor, TL'nin değeri azalıyor. Bu Üret, olmuyor mu? Üretim fazla olsa... Hayır tamam işte zaten. Ona da bağlayacağım. Şu an ama döviz yükseldiği için enflasyon yükselmiyor bu Türkiye'de? Çünkü İta, ne diyorlar? doğru. Girdi girdi maliyetleri artıyor İtal Döviz doğru. yükseldiği için, Türk lirasını değer kaybettiği için evet. e, şey oluyor. Enflasyon yükseliyor. Tabii dışa bağlı olarak. Peki der. döviz neden yükseliyor? İşte TL'nin faizi düşürüldüğü için vatandaş faiz düşürüldüğü için bakın başka bir parametre çıktı karşımıza. Başka bir para parçayı karşımızda. Için. Evet. Karşımıza faiz düşürüldüğü için döviz artıyor. Evet. Döviz arttığı için enflasyon da artıyor. Türkiye'deki saat böyle var. çalışmaz Değil. mı? Hayır. Bakın İşe mesela bağımlı ithalata bağımlı bir üretim. Tamam. yoksa bu gerekçe olmaz. Tam oraya geleceğim işte. Bakın. Evet. Ne oluyor? Bu buna sebep oluyor. Ona bir başkası sebep oluyor. Ona ne sebep oluyor? Yani neden Türkiye faizleri düşürmeye çalışıyor? Çünkü üretimi artırmaya çalışıyor değil mi? Tam da yapılması Cumhurbaşkanının hani söylediği model. Türkiye'yi büyüme modeline sokacağız demesin demesinin altında yatan şey ne? %20 bir ülkede enflasyon olduğu zaman ben bir sanayiciyim diyelim. %20 fa, e, faiz veriyor e, şey e, piyasa Banka. bankalar. Ben e, üretim yapar mıyım? Yapmam. %20 paramı oraya koyarım. Her ay yüzde Ama kar edemezsiniz ki ancak korursunuz. Hayır, hayır kar. Enflasyon yüzde yirmi çünkü. Belli bir belli bir seviyenin üzerinde oldu. Neden neden iş yapmıyor? Bakın kar etmek isteseydi gerçekten parasını faizde tutmaz. Bak, gerçekten oradan, aynı, aynı oradan, şeyi söylüyoruz. Bak, oradan gerçekten. Enflasyon yüzde 20 iken yüzde 30 faizi verseniz sizin dediğiniz doğru. Ha, eyvallah bakın tam da onu söylüyorum. Evet. Siz şeyle başladınız ya. Enflasyon her şeyin sebebidir dediniz ya. Onun şu andaki Türkiye'deki onun öyle sorunu, olmadığını sebebi enflasyonun İktisatta, bakın evet. onun öyle olmadığını iktisatta bu parametrelerin bu faktörlerin her birinin birbirine bağlı, bağımlı olduğunu dolayısıyla döngüsel olarak ilişkilerin içerisinde hangisinin temel sebep olduğunu keşfetmenin sadece iktisat mantığıyla üretilebilecek bir sonuç olmadığını söylüyorum. Hocam şöyle bakalım. bir mantık var mı? Ülkede enflasyon bakın, yükselirken Faizlerin düşürülmesinin nasıl bir ya, ekonomik mantığı var? Bakın, iktisatta çünkü, böyle bir çünkü teori var sadece mı? bu para bakın sadece mikro ekonomi üzerinden baktığınızda bu makro tamam mı? ekonomi aynen burada makro ekonomi var. Evet. Makro siyaset ne diyor? Makro ben ülkeye bir makro plan getiriyorum diyor. Ben o makro planda faizleri düşük doğru düşür. Diyor. Tamam mı? Yani. Bunu yanlış buluyor olabilirsiniz. Hayır bulmuyorum. Bunu, bunu doğru bunu, da buluyorum. Bunu doğru buluyorum ama enflasyonla paralel bakın. düşür. Hayır. Enflasyon yukarı çıkarken faizleri Hayır, düşürürsen işte bakın. dövize hücum olur. Bugün sıçrasıları yaşarız. Siz enflasyondan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Evet. Do dolara hücumun. Siz dolara hücumun e, veya faizlerin işte düşmesi, faiz, yükselmesi. faizlerin düşürülmesi. Enflasyondan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Bir diğeri de düşünüyor. Diyor ki. Ülkede faiz bu kadar yüksekken tam da sizin hayal ettiğiniz büyümeye dayalı, üretime dayalı büyümenin gerçekleşmediğini düşünüyor. Dolayısıyla makro açıdan, makro siyasetle, makro iktisadi bir bakış açısıyla siyaset ekonomi alanında müdahil oluyor. Diyor ki ben bunu aşağı çekeceğim, burada e, faizde para tutamazsın, geleceksin mecburen üretime geçmek mecburiyetinde hissedeceksin. Yani. Ben vatandaşım, sanayici değilim, Tamam, paramı ne yapacağım? Onu söylüyorum. Şimdi bu bu ne oluyor? Bu enflasyonun da artmasına ben neden oluyor PLD2 değil mi? TL'deki paramı ne yapacağım hocam onu söyle. Tamam. Bu enflasyonun da artmasına neden oluyor ya. Enflasyonun artmasına karşı ücretlinin yaşayacağı ezilmeyi de neyle engellersiniz? Asgari ücrete zam yaparsınız. Dolayısıyla onunla orantılı olarak tüm diğer ücretlilerin ücretlerinin de artışını sağlarsınız. Yani aslında burada bu modelde e, sanayici sanayiciyi veya yatırımcıyı yatırıma zorluyorsunuz. O at, e, ücretliye zarar vermesin diye ücretliyi de artırıyorsunuz. Bu enflasyonu artırır mı? Evet, bu da artırabilir. Yani o söylenen Demirtaş şey, Hoca'nın dediği doğru. Yani o, para bollaşınca O söylenen şey yanlış değil. Para artar çok özür ama bir, yere. Yere bir değil ama bunu bunu bağlayayım evet. lütfen yani. Siz bağlayın. Reklamdan sonra devam edeyim. Bir tamam o zaman sorayım. reklamdan Peki, sonra tamam. Bu arada Sayın Özgür Demirtaş reklamdan sonra da yayına katılacak kendisi. Cevap verecek. Ee, kısa bir aranın ardından biz buradayız.